Milyonlarca çalışanın hakları ve ücret politikaları ile ilgili köklü değişiklikler geliyor. Hükümet iş kanunu için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde çalışma hayatı sil baştan değişecek. Çalışma saatleri, yıllık izinler ve ek ücretler yeniden düzenlenecek. Bir süredir iş kanununun çalışma hayatındaki günümüz gerekliliklerini karşılamadığı eleştirileri sıklıkla dillendiriliyordu. Hak kayıplarını önleme ve işleyen bir kanun ortaya koymak ve tartışmalı bazı noktaların düzeltilmesi için son noktayı koymak için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında köklü değişiklikler yapmak için ilk adımı attı. Ücretlerden çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yenilikler geliyor. Ücreti ödemeyen ve eksik yatırana cezalar artacak. Ücretin günlük ya da maktu, kesintili belirlenmesi netleştirilecek. Genel tatil ücreti ödemeyene ceza netleştirilecek. Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleşecek. Çocuk çalışanlara yönelik mevzuat düzenlenecek. Beştepe'de düzenlenen Türk İş Kanunu hazırlık toplantısında anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu'yla bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu hazırlıklar kapsamında işçi ve işveren tarafının yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 yıllık stratejik planda yapılacak düzenlemelere ilişkin ipuçları da yer aldı. Stratejik planda yer alan tespitlere göre çalışan açısından hayati önem taşıyan ücretin eksik yatırılması ya da ödenmemesine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Ücretin ödenmemesinde kast unsurunun aranması, idari para cezası açısından caydırıcılık unsurunu azalttığı belirtildi. Çalışma sürelerinin belgelendirilmemesine ilişkin idari para cezası öngörülmediğinden çalışanların haklarının belirlenmesi, ihtilafların ortadan kaldırılması güçleşiyor. Genel tatil ücretinin ödenmemesinde idari para cezası açıkça belirtilmediği için sorun yaşıyor. Yıllık ücretli izin hükümleri yeniden düzenlenecek. İş kanunu kapsamında bulunmayan çocuk çalışanlarla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılacak. İş kanununda iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilip edilmediğinin tespitine ilişkin ölçüt bulunmuyor. Sendikal nedenle feshin geçersizliğinin ispatının kolaylaştırılabilmesi için mevzuatta düzenleme yapılacak.